Bak kardeşim, bu işin lamicimi yok. Bu işin lamicimi yok. Ben eskiden hayvanlar gibi arlanmaz videolar çeken, terbiyesiz terbiyesiz böyle tuvalette, WC'de, helada, yellenirken, sifonu çekerken, hatta hallenirken videolar çeken bir arıza adamdım, değil mi? Bir dakika şu gözlüğü çıkarayım da. Şimdi, ben de bir değişim oldu biliyorsunuz. Birçoğunuz eski izleyenlerim, o zamanlar 8 yaşındayken benim hayranım olanlar şimdi geliyorlar. Abi biz 18 yaşında olduk, 20 yaşında olduk, senin gibi adam görmedik. Sen YouTube'u ilk yaşatanlardansın, ilk YouTuber'lardan birisin. Nasıl hala bu kadar kitlen yok senin? İlklerden olmana rağmen diyorlar. Şimdi toplum pisliği seviyor kardeşim. Toplum pisliği seviyor. Arlanmazlığı seviyor. Neden? Neden? Çünkü asla toplumun %95'i kendini dilediği gibi özgürce ifade edecek cesareti, büzü, götü bulamıyor. Yani biz o zamanlar o büzü, o götü buluyorduk. Tabi bazı özveriler oldu, bazı fireler verdim. Hayatımda bazı fireler verdim, tamam. Ama bende sonradan nasıl bir değişiklik oldu, değil mi? Neden ben artık böyle neşe saçan ışıklı objeniz olarak görünüyorum, cool cool mesajlar, konuşmalar veriyorum size? Nasıl bunu yapabiliyorum? Ya arkanızda kimin olduğu önemli kardeşim. Arkanızdaki tenekenin veya kalkanın ne olduğu değil, ya da size doğru kalkanın ne olduğu değil, sizi kollayan kadının önemi çok büyük. Ya benim karım yaşam koçu, NLP beyin dili programlama uzmanı, Access Bars uzmanı, yani uluslararası bilmem ne federasyon sertifikalar derneğinin tali ortağı. Yani şimdi düşünsene, ben tabii ki değişeceğim kardeşim. Yani benim bir yere yanımda sürekli taşıdığım bir psikiyatristim var bu sayede. Yaşam koçum benim yanımda yatıyor kardeşim. Yaşam koçum yanımda yatıyor lan. Ben yaşam koçunu öpüp kokluyorum, düşünsene. Bir de kadın beyin dili programlamacısı. Yani benim gibi adamdaki değişikliklerin bu kadar pozitif yönde ortaya çıkması doğal değil mi? E ne yapacaksın kardeşim? E tabii ki ben de uyum sağlıyorum, bir yandan da büzük yemiyor yani. Böyle bir kadın var. Hafif bir yan çizersen, bir ters onu görürse falan, ananı ağlatır kardeşim. Senin beynine hiç ummadığın bir odacığından bir sızı verir, hayat sana cehennem eder. Bunun tabii ki gözdağı tarafları da var. Yani aslında iki ucu boklu değnekte gibiyim ama sonuçtan ben de memnunum. Ben sonuçtan memnun olmasam bu kadar güzel, pozitif bir değişiklik, bir nötrlenme sergileyemezdim. Bunu kendim seçtim. Ne diyor Access Bars? Seç diyor, seç. Ya düşünme, karar verme, seç. Ya öyle diyor, ben de seçtim kardeşim. Hem yaşam koçu, hem NLP ustası, hem Access Bars ustası, hem de sertifika dağıtabilen bir tali ortak seçtim kendime, rahat ettim. Vallahi bana anamdan babamdan daha iyi bakıyor kardeşim. Bak bu tesbih onun. Ya imanı da var, imanı. Vallahi. Yengenizin değerini bilin. Yani size şu eskinin inanılmaz kompleks yapılı, çilekeş, kin ve nefret dolu arıza adamını süt liman güzel bir rahibe çevirdi. Onun için bak, bu tesbih var ya, bu tesbih onun. 99'luk bu. İmanı da fazla yani kendisinin. Onun için hani büyücü gibi tatlıcalılık tarafları da vardır. Bizde de büzük yemiyor tabii terso yapmaya. Onun için yani kadınınızın değerini bilin demek istiyorum. Biliyorsunuz şimdi ben evde kalıyorum, tamam. Eski arıza adam olsaydım şu an bu evde bu kadar süre barınabilecek bir arıza adam mümkün değildi. Bu evde ne cam çerçeve kalırdı, ne tabak çanak kalırdı, ne tencere tava kalırdı. Hepsini kırardım kardeşim, biliyorsunuz benim deli hallerimi. Yani duvarı yumruklama videolarım vardı benim. Gerekirse gene duvarları yumruklarız ama yani bunu topluma o kadar da sunmayız. Ya da en azından karımızı üzecek şekilde duvarları yumruklamayız. Tabii ki, tabii ki.
Yani bütün ipleri asla bırakmayın, eline vermeyin karınızın ama yani bir fayda zarar hesabı yapın, karlı çıkıyorsanız ara sıra dilinizi kıçınıza sokmayı da bilin kardeşim. Ya işte böyle. Access bars, NLP olsun, yaşam koçluğu olsun, bunlar önemli şeyler. Yani böyle donanımı yüksek bir kadın yakınınızda, etrafınızda buluyorsanız hemen kardeşim kapın onu. Siz de rahatınıza bakın, tamam mı? Bir de iyi de yemek yapıyorsa, oh, ver gitsin, ver coşkuyu, ver coşkuyu gitsin. Hadi görüşürüz. Hepinize derin düşünceli, aydınlık anlar diliyorum kardeşlerim.